Zen Market ekranlarından herkese selamlar. Anime gündeme yeni bir bölümüyle karşınızdayız. İki haftadır karşınıza çıkmıyorduk. Çok güzel konular birikti ve finalde çok bomba bir haberimiz var. İsterseniz ilk haberle başlayalım. Metkan? Ee, iyi haberimiz nihayet Dark Souls için bir anime uyarlaması geliyor. Netflix tarafından çıkacağı söyleniyor. Açıkçası bana sorarsan lazım da çünkü biraz daha bu oyunu oynamasa da hikayesini merak eden çok fazla insan vardı. Mesela benim gibi. Ee, onun benim için böyle gibi. Bir... Böyle bir proje görecek olmak beni mutlu ediyor. Senin yorumların neler? Ben Dark Souls'un lore'unu ezbere biliyorum. Ama ilk iki oyunu oynamadım. Açıkçası. Ee, Elden Ring'den seriye kanka ilk iki oyunu oynanmıyor. Neyse. Bir de şey var. Ben neyi oyun yapacaklara merak ediyorum. Çünkü hani oyunun hikayesinden anime çıkmaz. Pardon işte neyi anime yapacaklara merak ediyorum. Çünkü oyun hikayesi anime çıkmaz. Lore'u ele almaları lazım. Lore'u ele alacaklarsa da de kanka geçmişte olan biten olayları bize anlat. Yani tam olarak neyi anlatacaklar merak ediyorum ve hani herkes de bunu bekliyor şu an. hikaye ne olacak? Tamam Dark Souls Dark severinde geçecek ama hikaye ne olacak? Bence geçmişteki gibi olur yani geçmişini hatırlar. Bunu bir dönem Warcraft yapmıştı. Animesi çık animesi değildi yani filmi çıkmıştı sinemalarda ve evet. ilk erasını anlatmışlar. İlk dönemlerini anlatmışlardı ama Sanırım bunu bir fragmanı çıktıktan sonra konuşacağız gibi gözüküyor. Daha Aynen. ayrıntılı bilgimiz olacak gibi. Şimdi Oshino Ko ile alakalı şöyle kötü bir haberimiz var bekleyenlere mangasını bekleyenler için. 14 Eylül'e kadar e, Oshino, Oshino Ko mangası çıkmayacak. Çıkmama Ma sebebi komik zaten bu arada. Çıkmama sebebi bir aslında ya, söylenti ya dedikodu gerçek olduğunu sanmıyorum. E, mangaka Apex oynamak için ara vermiş <laughs> hakkıdır, hakkıdır, yani, hakkıdır. Ben hiç sanmıyorum yani... çünkü <laughs> eğer bir e, mangaka bir şeyi ara veriyorsa kendi işte mangasını cidden bir oyunu oynamak için ara veriyorsa genelde bu Japon oyunu oluyor. Yani ne bileyim ya da Dragon Quest oluyor. Tam RPG oluyor. Hani gidip de FPS oyunu oynamak için ara verecek kadar <laughs> sarmak isteyen bir mangaka çok görmedim açıkçası ben. Ya şöyle bir şey var kanka. Apex Legends'ı gerçekten seviyorsa kanka Apex Legends e, şu ana kadar aldığı en büyük yamalardan birini aldı onu sömürmek istiyor olabilir. Hani şu an hani e, normalde bırakmaz da şu an çok büyük bir yama aldı. Yeni haritalar geldi, yeni silahlar geldi, yeni yeni bir karakter geldi falan. Ki Apex Legends'ın hani fanları gerçekten sevenler. E, şöyle Apex Legends'a kanka Lord'unu... harita üzerindeki küçük detaylarda falan gördüğün için. Hani yeni harita gelmesi demek yeni Lord parçaları gelmesi demek. Doğru doğru. Gerçekten Aslında... seviyorsa bir iki haftasını ayırır ama hani bir buçuk aylık bir ara hani Gitten hani bir JRPG mi oynayacaksın kardeşim ya JRPG de değil Apex ya. Çok JRPG bir oynasa bir dakika orada bir hata var. JRPG oynasa 3 yıllık bir ara verirdi. Bir 1,5 ay ise gayet makul. 1,5 <laughs> ay ise gayet makul. Şimdi hiç ilginç bu... bu arada bu bir dedikodu ama çok Aynen. denk geldi hani. Aç bak. Aynen. Yama Yaman'ın geleceği gün günde Mangaka ara verdi. Yaman'ın geldiği gün. Yani gerçekten bir de oynadığını da biliyoruz. Yani alakası Oyunun vardır da biliyoruz. diye düşünüyoruz. Hadi şimdi, devam edelim. Şimdi şöyle bir mevzu var. Ee, biliyorsunuz Gear 5 bölümleri geldi. Bu ilk çıkan bölüm tüm globalde Trendler'de birinci sıraya girdi. İkinci bölüm de aynı mevzuyu yaşadı. İlk çıkınca çıkmadan önce hani bu One Piece günü etkinliği yapıldı. Luffy'nin set olan ablamız işte o Gear 5 ile alakalı konuşurken gözyaşlarını yaşlarını tutamadı. Böyle olaylar böyle sevenlerini etkileyecek şeyler yaşanırken sevmeyenlerin de çok garip mevzuları yaşattı. Mesela bir Atacon Titan fanı gelmiş IMDB'de sırf Eş. bu bölme onun üzerinden bir puan verip bölümün daha az insanın ve daha aşağılarda gözükmesi için 300 tane e-posta hesabı açmış bu adam. Yani Eş. bir animenin hiçbir animenin Eş. bu kadar fanı olmamalı sandım. Eş. Yani bak ben tamam bir animeyi severim sevmem. Onunla değil Mesela diyelim ki ben hani azılı bir on Titan fanı olayım tamam mı? Ama ben olayım tamam. on Titan benim en sevdiğim anime olsun, en sevdiğim manga olsun işte animeye Tövbe başlayacaksan sadece bunu izle ve geri söylem değil, değil biri olayım Tamam Olurum. Ama karakteri varsa bunu da yaptırmaz. Gelip de ya abi nasıl başka bir anime on Titan'dan daha yüksek puanlara sıralara çıkıyor demem yani anladın mı? Yani Kaç, hiçbir bak, işin şöyle şey için bir mürebet. Bak. 300 tane Jimmy ile açmak ne demek biliyor musun? Her birine <laughs> en az bir saat demek. Tam <laughs> her birine bir şifre. Her Onaylaması var. Bir Onaylaması evet, var abi. Hani, bunları. Abi. Üç, yani hani, her birine hani bir saat bak, demek değil bu arada. Ya. Her birine yarım saat daha 10 dakika, yarım 10 dakika yapar. yapar biliyor musun? Yeterince ezbere bindikten sonra minimum. 10 dakika yapar. Hani şimdi ben bu arada böyle. Alemem, bir gününü haş... komple buna ayırmış. Ben şimdi böyle diyorum ya işte favori animem işte birden aşağı düşse falan işte laf etme. Şimdi benim favori mangam işte yıllardan beri 10 yıldan uzun süredir birinci sırada manga şeyinde Berserk. Ama hani başka bir anime geldi işte ne bileyim geçti onu birinci oldu ne bileyim Oshinoko Berserk'i geçti. Güler Hı -hı. geçerim yani bana ne yani baba Berserk'in kalitesinden bir şey eksiltmiyor da bu çok nesnel yapılmış işte en iyi animeler mangalar sıralaması değil. Onun için bunları bu kadar takmamak lazım yani ya da bir anime IMDB'de birinci oluyor. Hani yeni çıkan her anime ya IMDB'de ya da MyAnimeList'de birinci oluyor. Bir dönem en sevilen diziler listesinde birinci olan anime One Punch Man'de çıktığı süreçti. Çünkü herkes kahkaha atarak Hıs. izliyordu ve IMDB'deki elemanlar o dönem çok şaşırmıştı. Nasıl anime ilk beşi falan geçti geldi falan diye yaşanmıyordu çünkü o dönemler. Şimdiki gibi sürekli yeni bir anime bölümü çıkınca en yükseklere gitmiyordu. O biraz anime kitlesi azken yaşanan bir dönemdi. Ona rağmen çok şeydi. One Punch Man etkisi böyleydi ama bilmiyorum yani hani bu kadar hater olmaya gerek yok hiçbir şeyden yani ya da bu kadar fan olmaya da gerek yok bence. Yani hani bir kere abi hiç mi vaktin yok? Hiç mi? Hiç mi işin gücün yok ya? Hiç mi ne bileyim dersin falan da mı yok? Anladın mı? Bu kadar mı hayatın yok? Ya hayatın olmasın hani 300 tane e-post hesabı açacağına git Atakon baştan yeniden izle anladın mı? Daha fazla sana şey katar ya da git 300 tane e posta hesabı açacağına <laughs> sonra oyun oyna hiç tamam, mi yorulmadın? Tamam tamam. Tamam, tamam ben... sakin ol sakin ol. Neyse Devam. Çok, çer, çok çerez bir haberle geçin de bari arada soyayım ben. Ee, My Hero Academia'nın dördüncü anime filmi geliyor. Bu My Hero Academia hakkında da şöyle yorum yapıyorlar genelde hani anime filmlerini daha çok seviyorlarmış sanırım My Hero Academia hakkında ee, animesinin kendi uyarlamasını göre. Neden bilmiyorum ama böyle bir yorum görüyorum etrafta ve bir fikrim yok açıkçası çünkü ya, ben ikisini bıraktım. Evet evet fanlar kanka sezon değil de film bekliyor Onu nedenini ben de bilmiyorum hani mantıklı da değil ama de fanlar kanka film istiyor. Bu yüzden takı takır şu an film çıkartmaya başladılar her sene. Yani One Piece'de de genelde çoğu ıı, takip eden hemen bu ıı, arkadaşım pardon. Çoğu takip eden One Piece fan arkadaşım. One Piece hakkında mesela bir dönem uzun bir dönem boyunca işte animesinin yeni bölümlerinden ziyade bu gerbeşi sayma. işte tamam mı? işte. Ha. anime filmlerin çıktığında onları çok heyecanla bekliyorlardı yani. Ondan ötürü bazı animeler filmlere daha çok vakit ayırıyor diyebiliriz. Hem efek hem olaylar açısından hem şey toparlama açısından sanırım. Şimdi hazır yeni anime dönem yeni animelerin eralarına girmişken biraz Jujutsu Kaisen hakkında konuşalım. 31 Ağustos'a kadar Jujutsu Kaisen'in animesi olmayacak ortalıkta. Şu, şu, an bu videoyu 14 Ağustos'tan çekiyoruz. Yani e, ve hani bu haber de bir hafta önceki bir haber yani bayağı 3 haftalık bir ara veriyorlar. Animeye yeni bir ark olacak. O arktan devam edecek animesi. Onun için sanırım bir soğuyun diye oradan devam edin diye. Hani hepsi birbirine girmiş Daha gibi hissetmeyelim bunu konuşmuşuz diye. Daha zaten. Geçen hafta değil. Ge Geçen, geçen iki, bir, iki, iki hani, hani önce konuşmuşuz zaten bu haberi. Bu sezon iki farklı ark işleneceği için iki ark arasında üç hafta bir şey koydular. Büyük ihtimal animasyonları birazcık da elden geçirecekler. Olur böyle normal. Bunun üzerine Jujutsu Kaisen'de Fortnite işbirliği çıktı. Yani Fortnite'da artık Jujutsu Kaisen karakterleri oynayabileceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya Fortnite'da olmayan bir şey yok ya. Abi ya, bir oyun düşün. Konu... Oyunda her şey var. Yani çok kısa bir şey duyurmuşlar. Ee, bu iş birliğiyle alakalı. Çok mini, cidden aşırı kısa bir e, reklam animasyonu koymuş. işte ekranda da, da şu an zaten görmüşsünüzdür. Hani şu an derken değil de şimdiye kadar çoktan görmüşsünüzdür zaten. Onun için diğer Jusuf Kaysen e haberimizi geçiyoruz. Bu biraz garip bir haber. Şimdi e, bizim Jujutsu Kayseri'nin e mangakası bu Gojo'nun gücünü olabilecek en iyi şekilde açıklamak istiyor. O yüzden de e, bu gücü anlatmak için bilim insanlarından yardım istemiş. Bilim insanlarından da e, destek alarak bu gücü e, insanlara, okullara en iyi şekilde aktarabileceği bir şekilde açıklamaya çalışmış. Hatta ekranda Bizim birkaç şöyle bulanık ya. da olsa taslak çizimi görüyorsunuz. Çünkü <laughs> biraz kötü bir çekilmiş fotoğraflar ama bu e, taslak çizimlerini falan görüyorsunuzdur böyle. Ciddi anlamda matematiksel hesaplar falan yapıyorlar. Yani olabilir. Yani bu nasıl boyutları fil. büküyor veya işte nasıl uzay-zaman denklemini vücuduna koyuyor muhabbeti. Yani bir mangaka'nın böyle bir şey kalkışması ilk değil ama hani ilginç. i̇lginç. Yani Direkt olarak bilim insanı çağırdım ve destek aldım. Hani ayrı bir seviye Yani ben <laughs> kendim bunu bilimsel açıdan araştırdım var mı yok mu öğrendim ayrı bir seviye. Mesela bu bilim insanlarını çağırma konusunda en çok neyi görürsün? Nolan'ı görürsün mesela en popüler örneklerden biri olarak. Interstellar'ı yaparken bilim insanlarından, fizikçilerden destek almıştı. Hani mantığı anlatabilmek için. Hani Nolan dediğimiz adam en, hani bir yönetmen ve en sosyete yönetmen. Ya yani adam devasa filmler yapıyor. Hani, ama bir manga kanka. Hani bak küçümsemiyorum ama hani o adam bir de Hollywood. Bak biri Hollywood biri Japonya. Yani. Hollywood'un film bütçesini hepimiz biliyoruz. Hani şu an şey var. Hani 2 milyon dolara şey var Demon Slayer sezon çıkıyor Hollywood'da sadece bir tane oyuncu günü birlik 2 milyon doları çalışıyor hani aradaki devasa bir farka bak hani böyle bir olay var yani o da doğru İmkanlar kesinlikle ya. imkan arasında kesinlikle bir fark vardır ama elbet yani şeyden de eminim yani elbet Jujutsu Kaisen okuyan ve bilimle uğraşan bir adam vardır bir bilim adamı ve destek ediyordur yani şu sıralar Animelerin en popüler olduğu dönem değil sonuçta ve belki Ya bilim adamı deniyor da büyük ihtimal şey var fizikçi çağırdılar. Bilim adamı değil. o. O fizikçi çağırdı. Hı. Bilim adamı değil mi oğlum Allah. <laughs> <Bir> şey <laughs> Fizik Fizik öğretmeni mi çağırıyor yani? Gerçekten <laughs> bir laboratuvarda çalışan <laughs> bir fizikçi ise yani bilim adamı olmuş oluyor. Fizik öğretmeni çağırmıyorsa yanlış yanlış dedim olayı yani. yani Yanlış. Ben yani şey var. E, kral sınıfını belirtmesi lazım. Hani bir uzaycı değil. Hani ne bileyim bir kimyacı dedik. Ben bir fizikçi çağırmışım. Devam edelim. Ben çok bomba bir haber var. Onu konuşmak istiyorum. Of, Geçten, son haberimiz, son haberimiz gerçekten muhteşem bir haber. Bunu sen söyle. Bruce Lee'nin animesi geliyor. <laughs> Bruce Lee'nin hani dünyaya bok sadece dövüşün bir sanat, bir zanaat olduğunu tüm dünyaya kabul ettirmiş isim büyük ihtimal Bruce Lee. En popüler isim Bruce Lee. Ve animesi geliyor. Hani ve bu animesini ilgili zaten şey var. Fragmanı koyarız. Şey var hani anime çizim tarzı, animasyon tarzı falan çok hoşuma gitti. 90'lar stilinde yapıyorlar. Ya öyle gözüküyor. Ve şey var. Büyük ihtimalle belgeselimsi bir şey olacak. Yani Bruce Lee'nin hayatını anlatan bir şey olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hani ben Bruce çok severim bu arada. Yani çok severim. Hani bu hani Bruce Lee'nin animesini izleyebilmek ya abi çok güzel olacak ya. Belgesellerden falan full sildim, süpürdüm. Bir de animesini diyelim bakalım. Bunun dedikodusu geçen senelerden çıkmıştı aslında. Bu tip bir dedikodu. House of Lee diye geliyor. Bakalım sabırsızlıkla bekliyorum. Millet de yorumlarda Rock Lee, Rock Lee falan neyin <laughs> muhabbet dönmüşler. <laughs> ya şimdi küçük ekstradan e, haberlerimizle alakalı birkaç detay vereyim ben. Anime 2024'te geliyor. Bir fragman var. Büyük ihtimalle ekranda görmüştünüzdür zaten. Bu animenin adı House of Lee olacak. Ve animenin yönetim kadrosunda kim var? Kim var? Yapımcısın. Shannon Lee. Yani Bruce Lee'nin kızı var. Aa bu detayı kaçırmıştı. <laughs> Harbi misin? Mi? Evet. Evet. Evet Bruce Lee'nin kızı Aa. var. Yani. Baya o fragmanın sonunu. Fragmanı sen tahmin izlemedin herhalde. Sonunda House of the sonra. işte o yapanların kağıtını özledi. işte Charlie tarafından yaratılmıştır yazıyor yani. Yönetim kadrosunda o var. Direkt hani başka kimden görebilirsin yani Orada en iyi anlatabilecek elemanı koymuşlar resmen yani muhteşem bir şey kanka. görecek hani direkt bu arada Bruce Lee hakkında son bir şey daha söyleyip öyle kapamak istiyorum mümkünse video animenin fragmandaki çizim tarzı muhteşem hani sanki 90'lardaki bir animeyi 2020'lerin elimizdeki imkanları ile yapıyormuşuz gibi geliyor hem efektler hem şeyler ama çizim tarzı renk paleti tam 90'lar yani benim hoşuma gitti ya benim de benim de zaten şey var hani ben 90'lar anime hani o el boyaması stilini ve hani o çizim tarzına aşığım biliyorsun mesela. Hani Hajime Ippo'yu izlerken hani ben hani başlangıçtaki o, o şeyde hani başlangıçta o ağır açılışlar sıkılma sevim sebebi de oydu. Hani 90'lardan çıkar 90'lar tarzı animeler veya 90'lar stil animeleri ben böyle sadece animasyonu yüzünden bile izlerim ama çünkü çok hoşuma gidiyor. Ve hani, onun tek eksiği kanka akıcı şey yani dövüş animasyonları gibi çok akıcı olması gerek. Animasyon tam akıcı olmaması. Mesela Neon Genesis Evangelion izlerken kanka çevremdeki herkes şey diyordu animasyonu çok kötü olacaksın işte çok sıkıntı Evangelion'un animasyonu mu muhteşem bu arada hani çizimleri. nesini evet, kötü demişler anlamadım kanka tek gözümü ya bilmiyorum ben de hani biraz eski bir çizim ya bizim yeni müzikantı ee... Demon Flayer seviyor ya ona önüne Demon Flayer koyacaksın böyle ateş nefesi su nefesi falan yapacak neyse ya o da güzel yani şey ne bileyim neyse tek evet. benim gözüme batan kanka patlama efektleriydi Hani patlama animasyonlarıydı Peki. O çok yaşlanmış, Hani yuvarlak böyle sarı turuncu yuvarlaklar falan sadece. Ama onun haricinde mükemmel de yani animeden aldığım seyir zevkini benim ikiye falan katlamıştı. Ve hani o sıkıntılı bölümleri kanka Rusya'nın animesinde biz çözmeyi başarırsak ki bu kadar sevdiğim bir fanboy olduğum bir adamın çok güzel bir şey izleyeceğiz ya Allah. Hadi şu haber beni çok mutlu etti ya ki Rusya animesine gelip de patlama efekti koyacakları bir şey olacağını sanmıyorum bu arada. <laughs> yok yok patlam efektinden kastı bir şey yani ya. hani dövüşteki hani o akıcılık mesela darbeyi verdikten sonra suratın vesaire böyle alacağı ha, şey şekilde o şekilde, vesaire. Anladım vesaire ki birazcık ya... stilist bir şey yapacaklar fragmandan da belli oluyor birazcık daha stilist bir yaklaşım yapacaklar yani direkt ben tam bir realist bir anime anlatacaklar gibi gelmiyor bana. İşte Bruce Lee'nin birazcık da psikolojisine girecekler gibi. Mesela dövüştü adamı bir canavar gibi falan görecek veya işte kargalar, ejderler vesaire gibi şeyler olacak gibi hissediyorum ben. Gençler bomba haberi de verdikten sonra elimizde başka böyle gerçekten üstüne konuşmaya değer e, bir konu kalmadı. Gözden kaçan bir konu varsa yorumlara da belirtin. Onları da konuşuruz. Bu haftaki hani, hani, gündem bu kadardı. Fikirlerinizi bir da belirtin. Konuşuruz. Ben İçigo. Ben de Metkan. Kendinize iyi bakın.